Harikamız şehitlerimize olan menfaat duygularımızı göstermek üzere bir aradayız. Bizlerin bu topraklar üzerinde özgür, bağımsız ve mutlu yaşantımızın kıymetini anlayabilmek için tarihimize dönüp bakmamız gerekiyor. Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Dumlupınar'ı anlamamız, burada şehit düşenleri bulmamız ve oradaki fedakarlığı anlamamız gerekiyor. Sözlerime başlarken tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. 1914 yılının Kasım ayında Azat ve Köprüköy Rus orduları tarafından saldırıya uğradı. Ancak saldırıya 3. Ordu Komutanı Hasan Cizet Paşa düşürmüş ve Rus ordusunu dağıtmıştır. Sarıkamış harekatının amacı dağılan Rus ordusunu tamamen yok edip Bakü'ye ulaşmaktı. Aynı zamanda 1877 yılındaki 93 harbinde kaybedilmiş Batum, Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin'i Ruslardan almak. Topraklarımızı geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin başkomutan Bekir Enver Paşa 19 Aralık tarihinde Sarıkamış Harekatı planlarını kumbaylarına sundu. İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi. Kış daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar yolları tıkayıp çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca binlerce Osmanlı askeri donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı şehit düştü. 1914 yılında Aralık'ın 22'si hayaller ve hedefler yürekleri ısıtmıştır belki. Büyük Türk birliğini sağlamak ve Cihan İmparatorluğu'nun yeniden cihana hakim kılmak arzusu ufukta bir güneş gibi parlıyordu sanki. Lakin Allah'a ekber dağları soğuktu. Ufukta güneş de yoktu. Üşüyordu Mehmetçik. Belki etmiyordu, etmezdi de. Cepheden cepheye sürülmüş, yorgun düşmüş, yine de ses etmemişti. Söz konusu vatan ise ölüme gidilirdi. Hale alev yanan Yemen çöllerinde bir ateş hattında hak nur tutmuş dağlara. Ne fark edildi ki? Tek sıra yürüdü yine şehadete. Bizler Orta Asya bozkurlarından ak sürüp Alp dağlarına hükmeden, Nil nehrine gölge düşürüp İstanbul'u fetheden ecdadın nesliyiz. Gücümüz suretimizden okunmaz, yüreğimizdeki imandan, damarlarımızdaki asil kandan buluruz gücümüzü. Allah-u Ekber de, Allah-u Ekber dağlarını da deneriz. Ergenekon'da nasıl erikmişsek, Akif'in dediği gibi yırtarız dağları, enginlere sığmalız, taşarız. Bu imanlar yönünde beyaz önüne varmadı bu kez. Kar tipi kesti yolları. Azeri ovasına geçit vermedi dağlar. 103 yıl önce yüreğimizi kavrayan dağlarda buz tutmuş beden diyeniyle bize bir mesaj verdi Mehmetçik. Bugün yüksek ova dağlarında, Kabar'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de mukaddesat yoluna nöbet tutan, gerektiğinde can veren şehit düşen Mehmetçik'in verdiği mesajla aynıydı. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. Bugün bizlere bu toprağa vatan kuran Sarıkamış şehitlerini ve onların nezdinde tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onların sayesindedir ki bayrağımız gökleri selamlamaya, bizlerle gölgesinde özgürce yaşamaya devam etmekteyiz. Sahip olduklarımız onların sayesindedir. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tan, sen şehit olursun. İncikle, yazıktır atanı. Ben de dünyadan aslında bu cennet vatanı dizelerinde söylediği gibi
hepimiz bastığımız vatan toprağının değerini ve manasını bilmeli, şehit oğlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu da bize sorumluluğumuzun ağır olduğunu gösteriyor. Gecemizi gündüzümüze katarak, yılmadan, usanmadan var gücümüzle çalışmalıyız. Görevimiz her neyse hakkıyla yerine getirmek, yapabildiğimizin en iyisini yapmak için gayret etmeliyiz. Ne zaman yorulsak gözlerimizin üstüne uyumalıydın, uyursam uyanamazsın diye sarı kalmış şehitlerini getirelim. Uyumayalım, uyanık olalım. Namık Kemal'in uyan engelleri aslan, daldığın gaflet uykusundan dediği gibi her türlü gafletin farkında olalım. Sarı kalmış harekatı aynı zamanda birliğimizin tesisi içindir. Aramıza set çekenlerin setlerini yıkmak içindir. Ötükene kadar uzanan Türk yurdundaki soydaşlarımıza köprü olmak içindir. Bu yönüyle de bizlere önemli mesaj vermektedir. Aramızdaki ayrılığı bırakıp ortak değerler üzerinde birleşmeli, kenetlenmeliyiz. Bir olmalı, iyi olmalı, diri olmalıyız. Sarıkamış'ta üşüyüp birbirine kenetlenen Mehmetçik gibi birbirimize kenetlenmeli ve onların bizlere miras bıraktığı mukaddes değerlerimize, tüfeklerimize sarıldıkları gibi, tüfeklerine sarıldıkları gibi sarılmalıyız. Türk milleti dünya durdukça adaletinden ve Kadir Şinas kimliğinden ödün vermeden şanlı Türk bayrağını bu semalarda gururla dalgalandırmaya azimlidir. Unutmayalım ki tarih boyunca vatanını, bayrağını, namusunu ve istikrarını korumak için mücadele ederek bayrağı vatan yapan aziz şehitlerimizin temiz kanlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere Türk kahramanlarımızı vatan uğrunda canından bir an bile düşünmeden feda eden şu tüm şehitlerimizle birlikte 103 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olup toprağa düşen kalın kefen edip sarılan aziz şehitlerimizi ve meziyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgiyle selamlar sunuyorum. Ruhlara çağırır.